Bilgisayarımız CMOS mesajı veriyor. Servisle görüştüğümde muhtemel BIOS pilinden kaynaklıydılar. Servisten BIOS pilini temin ettim. Şimdi bu BIOS pilinle bilgisayarımıza RAM, batarya, hard disk ve bu pili takacağız. Hadi birlikte yapalım. Öncelikle bataryamızı sökmemiz gerek. Evet. Cihazımız üzerinde normal M.2 NVMe SSD mevcut gelmekte. 1 adet RAM gelmekte. Hard disk yuvası boş. 1 adet RAM yuvası boş. Ve bizim biraz önce bahsettiğim gibi sorunlu olan BIOS pilimiz. İlk önce RAM'imizi takalım. Hard diskimizi takalım. En son BIOS pilini değiştirelim. Monster ile iletişime geçtiğimde cihazımızın üzerinde bulunan ters olduğu için etiketi diğer tarafında. Kuruklu marka 3200 MHz 8 GB DDR4 RAM'den satın aldım. Bunu takalım. Dişleri böyle getirdiğimizde yavaşça aşağı doğru ittirmemiz yeterli olacaktır. Şu çıt sesini duymamız yeterli. Benim elimde olan Samsung 860 Evo 250 GB bir SSD var. Bunu değerlendirmek istedim bilgisayarımda. Zaten şu hard disk'i şu yandaki vida deliklerinden üzerinde bulunan bu kutuyu kullanarak takacağız. Şunu tornavida yardımıyla hemen alalım. Sizlerin hard disk ile birlikte temin etmeniz gereken yan taraflar için 2 adet vida olacaktır. Bunu böyle takalım. 2 adet vidamızı takarak hard diskimizi monte edelim. Hepinizin aşina olacağı gibi hard disk vidaları standart olarak şu şekil gelmekte. Dikkat etmemiz gereken hard diski biraz şöyle dikey olarak takmaya başlayıp tam yuvaya denk getirip yavaşça yukarıdan aşağıya doğru ittirmektir. Bilginiz olsun. BIOS pilimiz buraya muhtemel çift taraflı bantla yapışık olarak geliyor. Şöyle bir tornavida yardımıyla hemen bunu. Evet. Dediğim gibi çift taraflı bantla yapıştırmışlar. Yani fark ettiğim üzere herhangi bir şişme bir arıza gözükmüyor ama tabi zamanda ömrünü yitiren parça. Özellikle piller. Gelen pilimizi açalım. Gelen pilimize de çift taraflı bant var ki yuvasına rahatlıkla yapıştıralım diye. Şöyle bize rahatsızlık vermeyecek şekilde söktüğümüz gibi baş kısmını aşağıya doğru ittirip
Elimizi yapıştırabiliriz. Tam yuvasına oturduğuna emin olalım. Bilgisayarımızı kapatmadan önce kesinlikle ve kesinlikle dikkatli bir şekilde kontrol edin. İçinde herhangi bir vida ve benzeri bir parça kalırsa bilgisayarımız kısa devre yapıp bozulabilir. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Bilgisayarımızı tekrar kapatırken kasamızı yavaşça yerleştirip nazik bir şekilde fazla bastırmadan çıt sesleri gelecek şekilde kapatabilirsiniz. Ben bilgisayarın vidalarını takmadan ilk önce doğru çalışıp çalışmadığını denemek istiyorum. Evet. Düzelttik. Kaydedip çıkalım. Evet, bilgisayarımız açıldı. İlk önce RAM miktarımıza bakalım. Evet, 16 GB RAM'imiz burada gözüküyor. Başarılı. Hard diskimize bakalım. Hard diskimiz gelmiş mi? Evet, hard diskimiz de burada gözüküyor. Zaten hard diskimin bir kısmı doluydu. Tüm işlemlerimiz şu an başarıyla halloldu. BIOS pilini de birkaç kullanımdan sonra test edip sizlere sabitlenmiş yorum olarak belirteceğim. Evet, bilgisayarımızı kapattık. Bilgisayarımızda bir sorun olmadığını gördük. Sorun olmadıktan sonra rahatlıkla vidalamasını yapabiliriz. Vidalama yapmadan önce yine bataryayı çıkaralım. Bataryayı çıkarmamızdaki en büyük sebep cihazda elektrik varken herhangi bir kısa devreyi önlemek. Kesinlikle bu konuya dikkat edelim. Tekrardan cihazımızın tüm vida yuvalarının oturduğundan emin oluyoruz. Vidalamayı yaptıktan itibaren tüm söktüğünüz vidaları dikkatle kontrol edin. Gerekirse vidaları söktükten sonra bilgisayarı tamire başlamadan önce vidalarınızı sayın. Bilgisayarı kapattığınızda o vida sayısı tutsun ki bilgisayarın içinde bir vida unutmadığınızdan emin olun.